Değerli anne babalar, GPD ailesinden hepinize merhaba. Bugün sizlere çocuklarınızın kendi özel alanlarını bilip sınırlarını korumaları için nelere dikkat etmeniz gerektiğinden, sergileyebileceğiniz yanlış tutumlardan ve sergilemeniz gereken doğru tutumların neler olabileceğinden bahsedeceğim. Gelin hep birlikte ilk olarak mahremiyetin tanımına bakalım. Peki nedir mahremiyet? Başkalarından sakındığımız, onların bilmesini istemediğimiz, sadece kendimize sakladığımız özel konulardır. Peki anne babalar ne yapmalıdır? Anne baba olarak çocuğunuzun kendini güvende hissedebileceği bir ortam yaratmalısınız. Bu ortam öyle bir ortam olmalıdır ki çocuğunuz siz evde yokken de sanki siz evde varmışçasına kendini güvende ve özgür hissetmelidir. Bir diğer önemli konu çocuğunuzun hayır cevaplarının karşılık bulabildiği bir ortamda büyümesidir. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Eğer çocuğunuz hayır cevaplarının karşılık bulabildiği bir ortamda büyümezse ileride hayır dememeyi öğrenecektir. Ve bu onu ihmal ve istismara açık hale getirebilir. Çocuğunuzun cinsellikle ilgili sorularına verdiğiniz cevaplarla meraklarını gidererek onların sağlıklı gelişimine yol açabilirsiniz. Çocuğunuzun cinsel gelişimiyle ilgili soruları hakkında bilgi sahibi değilseniz lütfen bunu onlara dürüst bir şekilde ifade edin. Çocuğunuz kaygı ve problemlerini, bedenleri ya da deneyimledikleri bir olay hakkındaki sorularını sizle rahatlıkla paylaşabileceklerini bilmelidirler. Çocuğunuzun cinsellikle ilgili soruları lütfen sizi korkutmasın. Tam aksine onlarla bu konuyu konuşmak için en uygun zaman aslında onların size soru sormaya başladığı zamandır. Öncesinde konuşmanız gerekmez. Mühim olan çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu anda sizden doğru bilgileri alabilmesidir. Çocuğa ihtiyaç duyduğu bilgiden fazlasını vermenize gerek yok. Çocuğunuz küçük yaştaysa basit ve anlaşılır bir şekilde, yalın bir halde onu anlatabilirsiniz. Çocuğunuz biraz daha büyüdükçe detaya girebilirsiniz. Çocuğunuza temel bilgileri verirken nelerden bahsedebilirsiniz? Uygun olan ve olmayan davranışlar nelerdir? İyi dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farklar nelerdir gibi konulara değinebilirsiniz. Cinsel eğitim çocukla cinselliği çok konuşmak değildir. Ona temel bilgileri vermek ve olumlu duygular kazandırmaktır. Çocuğunuzun ilgi ve sevgi ihtiyacını karşılayarak ihmal ve istismara uğrama riskini azaltabilirsiniz. Yine çocuğunuza ihmal ve istismar hakkında bilgi vermekte yapabileceğiniz önleyici çalışmalar arasındadır. Gelin şimdi de hep birlikte sergileyebileceğiniz yanlış tutumların neler olabileceğine bakalım. Bunlardan ilki çocuğunuzun sorduğu soru karşısında susmak, hiç cevap vermemektir. Böyle bir tepkiyle karşılaştığında çocuğunuz bu alanda bir giz, bir sır olduğunu düşünecek ve daha çok merak edip bulmaya çalışacaktır. Bir diğer yanlış tutum ise çocuğu azarlayıp susturmak, ayıp büyüyünce öğrenirsin gibi bir tepki vermek veya çocuğun hiç anlamayacağı şekilde karmaşık bilgiler vermektir. Bu tepkiler karşısında çocuk hem doğru bilgiyi edinemeyecek hem de yanlış bir şey yaptığını sanarak kendini suçlayacaktır. Bir diğer yanlış tutum da çocuğa doğru olmayan yanlış bilgiler vermektir. Çocuğunuzla konuşurken ses tonunuzun farklılaşması, beden dilinizin değişmesi ya da yüz ifadenizin tuhaflaşması doğru değildir. Çocuk konuşulan konudan rahatsız olunduğunu anlar. Peki çocuğunuzla konuşurken başlangıç cümleleri olarak neleri kullanabilirsiniz? Örneğin, bunu senin yaşındayken ben de merak etmiştim. İyi bir soru. Bu konuyu seninle konuşabiliriz. Eminim yaşıtların da senin gibi bu konuyu merak ediyordur gibi cümlelerle başlayabilirsiniz. Lütfen çocuğunuzun sorduğu sorulara verdiğiniz cevaplarla onun kendini suçlu hissetmesine izin vermeyin. Peki aileler olarak başka nelere dikkat edebilirsiniz? Örneğin, ayıp, yasak, günah gibi kelimeler yerine özel kelimesini kullanabilirsiniz. Çocuğunuza benim yatağım, benim odam bilincini kazandırmanız gerekiyor. Çocuğunuz sizinle aynı odada uyumamalı. Çocuğunuz 4 yaşına girdiği andan itibaren odasına girerken izin istemeniz gerekir. Örneğin çocuğunuzun odasına girdiğinizde onu çıplak görürseniz özür dileyerek çıkmanız gerekiyor. Çünkü insan kaç yaşında olursa olsun saygıyı hak eder. Ve çocuğunuzun yanında özel alan ihlallerine şahit olduğunuzda tepkinizi mutlaka belli edin. Çocuğunuz sizi modelleyerek mahremiyet ihlallerine karşı duyarlı hale gelecektir. Anne babaları olarak çocuğunuza bedenin ona ait olduğunu öğretmeniz gerekiyor. Örneğin çocuğunuz terlemişse atletine izin alarak çıkartmanız veya pantolonunu ıslatmışsa öfkeyle veya kızgınlıkla değil de pantolonunu yine izin alarak çıkartmanız gerekiyor. Çocuğunuza sadece o izin verirse ona dokunulabileceğini anlatmanız gerekiyor.
Örneğin ebeveynleri olarak onu öpmek istediğinizde seni öpebilir miyim diye izin istemeniz uygun bir davranış olacaktır. Çocuğunuzun cinsel organlarının sevgi objesi olarak kullanılmasına izin vermemeniz gerekiyor. Küçük yaştan itibaren çocuğunuz artık vücudunun belli bölgelerinin görünmemesi gerektiğini bilmelidir. Ve her ne sebeple olursa olsun 4 yaşına gelmiş bir çocuk artık tuvaletin özel bir mekan olduğunu anlamalı ve kendisinden başka kimsenin giremeyeceğini bilmelidir. Çocuğunuza kıyafet tercih ederken de küçük adam ya da küçük kadın imajı oluşturmayan, onun çocuk ruhuna uygun olan elbiseler tercih etmeye çalışın. Çocuğunuzun yanında kaba, argo, müstehcen sözler kullanılmamasına özen gösterin. Çünkü bu tarz durumlar çocuğunuzun mahremiyeti olan hassasiyetini azaltabilir. Ve en önemlisi anne baba olarak iyi birer gözlemci olmalısınız. Çocuğunuzdaki duygu ve davranış değişikliklerini fark ettiğinizde bir olumsuzluk durumunda çocuğunuzu suçlamadan en kısa sürede gerekli yardım için uzmanlara başvurmalısınız. Değerli anne babalar, son olarak şunları söylemek istiyorum. Problemli çocuk yoktur. Problemleri olan çocuk vardır. Mükemmel ebeveyn yoktur. Az ya da çok desteğe ihtiyacı olan ebeveyn vardır. Sorunlu davranış yoktur. Yardım çığlığı vardır. Ve mesele çocuk büyütmek değil, insan yetiştirmektir. GPD ile kalın.